Selamünaleyküm arkadaşlar. Aleykümselam. Hepiniz Gurbette Bir Gelin kanalıma hoş geldiniz. Bizler de Gurbette Bir Gelin sayfası olarak, kanalı olarak sizlerin evlerine hoş bulduk, hoş gördük. Allah razı olsun hepinizden, bizleri misafir ettiğiniz için. Arkadaşlar bugün mutluyum, sevinçliyim. Hayırdır bilmiyorum. Şöyle kamerayı dışarı alayım. Esasında sevinçliyim, evet. Bugün nereye gidiyoruz? Bugün oy kullanmaya gidiyoruz. Biliyorsunuz arkadaşlar, vatanımız için, devletimiz için bu ikinci oy evet, oylarımız olmadı. İşte durumları biliyorsunuz. İkinci tura kaldı. Ve bizler de duyarlı bir vatandaş olarak, Türk vatandaşı, Türk halkı olarak tabii ki ne yapacağız? Görevlerimizi yerine getirmek zorundayız. Değil mi bu? Evet. Ve sevindiğim taraf varsa Türkiye yani bizi düşünüyor, yurt dışında olanları. Evet, o yüzden. Orada oy kullanıyorlar. Evet. Dersen niye mesela? Hı. Türkiye'ye gidiyorsun, yabancısın, Almancısın, bir hakkım yok. Burada Almanlar oy kullanıyor, gene bir hakkım yok. Yani sanki ortada böyle bir şey kalmış ortada gibi geziyorsun. Aynen yani, hiçbir yerde bir haklarımız yok. Bir ilgimiz, yani bir şeye faydamız yok. Madem Türk devleti de dedi ki, yurt dışında yatan vatandaşlarımıza bari oy kullanma hakkı verelim. Evet. Biz de unutulmadığımızı bilelim yani. Evet, çok da güzel oldu. Allah razı olsun. Yani unutulmadığımızı bilelim. Evet, devletimizden Allah razı olsun. Madem öyle, bazen de diyorum Alman devleti tamam oy kullanamıyorsun diyebilirler. 30-40 seneden beri yaşayanlar kullanabilir. O da yok. Yani dediğim gibi biz sağda solda öyle ortada geziyoruz. Evet. Bari Türk devleti düşünerek bize oy kullandırıyor. Sağ olsun. Bu hakkı sağlıyor bize. Yani. Aynen öyle. Allah razı olsun devletimizden. Arkadaşlar, bu ikinci tura kaldık ve gidiyoruz. Bugün oy kullanımın ilk günü. Bugün günlerden cumartesi, hafta sonu. Cumartesi, çarşambaya kadar burada oy kullanılıyor. Ondan sonra 20'si mi? Herhalde. 24 defa 20'sinde başlıyor, 24'üne bitiyor. He, 20'si cumartesi başlayıp 24'ü çarşamba günü son. Bizler de elimizden geldiği kadar vatanımızın yanında olacağız, milletimizin inşallah, devletimizin tabii ki. Evet, karıştırdım ben her şeyi. Esasında arkadaşlar biz sabah gidecektik ama İbo dedi, İlknur dedi sabah gidelim anne. Ama düşündüm ki hani Hamburg'da bulunmayanlar, dışarıdan gelenler olur diye düşündüm. Çok kalabalık olur diye düşündüm. Hüseyin'i gönderdim arkadaşlar. Hüseyin oralarda geziyor işte vesaire. Anne çok kalabalık, hani boşuna gelmeyin. Ben hafta içi gitmeyi düşünmüştüm. Evet, Hüseyin arıyor, bir bakayım. Evet, kapatmak zorunda kaldım. Hüseyin arada anne geliyorsunuz mu diye. Hüseyin sırada arkadaşlar. Arkadaşıyla orada bizi bekliyor. Vay Allah, ne diyor bu, nasıl bir şey? Biz de hemen hazırlandık. Yola koyulduk. Yanımızda İlknur da var. Hüseyin orada arkadaşlarıyla. Anne geliyorsunuz mu dedi. Bizim de bir 5 dakikamız var değil mi? 5 dakika sonra orada mıyız? Daha mı yakın? 5-10 dakika sonra. Aynen. Yakın. Az bir mesafe kaldı arkadaşlar. İnşallah Allah'ın izniyle oradayız. Bir de arkadaşlar bugünkü videoma bana 2-3 yorum geldi. Birini sabitledim zaten. Hepinizden Allah razı olsun. Yorumlarda denildi ki arkadaşlar, burada hepimiz Türkler, Müslümanlar olarak hepimiz oy kullanmaya gidelim. Hakkımızı kullanalım ve oy kullandığımız kağıtlara dikkat edelim. Yırtık, çizik, boya lekesi. Aynen öyle. Noktalarına falan, onlara dikkat edelim. Noktaydı, işaretti, çizgiydi. Onlara dikkat edelim arkadaşlar. Bir de mühür vurduklarımızı iç içe koymayalım. Mühürler birbirine geçmesin. Ama sadece bugün tek kağıt verilecek değil mi bu? Olsun, hepsinden olabilir. Evet. Aa, öyle mi? Tek 2 aday kaldığı için kızım, tek bir kağıt veriliyor sanırsam, öyle biliyorum. Onlara dikkat edelim. Biliyor kızım, biliyor. Yorumlarınız için, düşünceleriniz için de hepinize çok teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun. Çok duyarlı vatandaşlarız. Çok güzel, çok mutlu oluyorum böyle şeylerde. İnşallah devletimiz, milletimiz için de inşallah vatanımız için de hayırlısı neyse o olsun. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Evet, yanımızda İlknur da var arkadaşlar, sesi çıktı. İlknur'um da yanımda. Onu da aldık, gidiyoruz. Bakalım, Hüseyin şey dedi bir de arkadaşlar, yollar kapalıymış. Polisler oraya giriş, konsolosluğun giriş sokaklarını kapatmışlar. Anne dedi biraz yürümen lazım falan. Başka yerlere park yeri bakın dedi ya, bakalım. O tarafa doğru dönünce görürüz artık. Da böyle yapalım, sen park yeri ararsın, ben sırada durayım. Olmaz mı? Olur olur, öyle de olur. Bir de ben rahatsız olduğum için Lütnur, ben kendimi söyledim mi ön sırayı alıyorlar biliyor musun? Çekiyorum. Ha, çekiyorum. Bir de fazla ayakta duramıyorum ya. Geçen geçen dedeyle geldiğimizde öyleydi kızım. Evet. Dedeyi alıyorlardı. Gel amca, hacı amca sen ver oyunu kullan. Deden de Allah razı olsun, kızım da var dedi yanımda rahatsız. Onu da alalım dedi. Hani hiç sıra beklemeden gidip verdiydim. Ha, siz beklediydiniz. Sen de oradaydın İlknur, doğru ya. Ya ya, doğru. Burası açık ki bu. Evet. Buralara baksak iyi olur aslında, park yeri. Geldik arkadaşlar. Bakalım. Önümüzdekilerin çoğu hepsi. Evet evet. Hepsi oya gidiyor bu arabalar. Evet, baksana çoğu. Plakalar. Çoğu Hamburg değil bile. Burada park edilenler. Bu giden sıra. Bu yol zaten... Ben gelseydim arabayla buraya park ederdim. Evet. Nereye kızım? Arkamızda vardı. Girseydin İbo oraya, uzak mı olur? O arabası büyük. He, uzun. Anladım. Kız nasıl koşuyor vermeye? Evet. Ya da seni indiririz İlknur, sen Hüseyin'le girersin içeri. Tabii tabii tamam. Ya ya. Hüseyin girdi mi? Dur, giriyorum gitti, dedi. Gitti kızım. Lan bir ara sorsun bir. Ya belki içeri aldılar. Bak oradan bir araba çıktı. Aa, çekiş yoktu. Doğru, burası çekmiyor ki. Öyle mi? Tabii, burası özel şey yapıyorlar. Ha, sinyalleri kapalı. Çekim. Anlamadım. Alakası yok diyor. Şu arada var mı? Beraber bakalım. Park yeri olan bir yer mi acaba, bilmiyorum. Bilmiyorum ki, bu orası tek yol herhalde. Tek yön, pardon. Şuna bir soru çıkmıyor galiba. Buradan biri çıktıydı. Bak oradan biri çıkıyor, biri giriyor. Ama önünde 10 tane araba var. Evet. Şey gibi oldu bu. Sıla yolu var ya, bu gümrük kapısı gibi. Gerçi hiç gitmedim, bilmiyorum da. Ekranlardan gördüklerim. Bak şura boş mu? Ben kom ekibimiz var. Ama küçük herhalde. Yok, küçük burası. Bura olur mu bu? Yasak ama. Biraz öne gitmesi lazım bak şu. Ben sürekli schleppen ab. Bilmiyorum kızım. Ama ceza yazarlar, abschlepp cezası. Herkes duruyor ama burada. Hmm. Bir şey demedik. Belki çekmek için ceza yazarlar. Çekmeseler bile o ceza ödeyeceksin. Hüseyin git. Ha, çekiş yok dediydin kızım değil mi? Unuttum. Aradın mı diyecek. Ta arkalarda değil mi sıra? Yan sıra ne? İnsanlar. İki yerden mi var? Orada wölbt sich das. Hay. Türk bayrağını çekecekmişim arkadaşlar. Emir büyük yerde. Şöyle. Neyse dur ben bir konuşayım. Şimdi arkadaşlar, devletimize, milletimize hayırlı uğurlu olsun. İbo ile ikimiz oyumuzu kullandık. Hüseyin buradaydı. Hüseyin bizden önce kullandı oyu. Yetişemedik ama dediğim gibi ben engelli olduğum için ön tarafa geldik ve beni önce aldı. Refakatçi olarak da eşimi aldılar. O da yanımdaydı. Biz kullanıp çıktık ama şu an İlknur'u bekliyoruz. İlknur gelecek inşallah. Buradan birçok takipçim beni görüp yanıma geldi. Beni izlediklerini söylediler. Hepsinden Allah razı olsun. Buradan tekrardan kucak dolusu selamlar, sevgiler kendilerine. Evet, çok mutlu oldum. Yardımcı oldular. Evet. İlknur için de yardımcı oldular. İlknur çok arkalardaydı ve İlknur'u yanına aldılar. Bizden öndeydiler bayağı. Evet. Bahanesiyle İlknur'u da tanımış oldular. Evet, İlknur da gözükmüş oldu. Hayırlısı olsun bakalım. Şimdi İbo ile İlknur'u bekliyoruz. Yoğunluk çok arkadaşlar. Çok çok kalabalık var. Hala da gelenler var. Aşırı derecede. Şiddeti balonlar. Bak şurada bayrağımız aslında. Buradan daha az bekliyorum. Bayrağımız bekliyor. Evet, çekiyorum bayrağı. Korkma, çekiyorum. Şöyle bir kalabalığı çekeyim mi? %100 burada. Yine benim takipçilerden vardır. Ama çoğu da yanıma gelemiyor arkadaşlar. Arkaya kadar gidebileceğim mi bilemiyorum. Sıra ta arkalarda arkadaşlar. Çok yukarılarda. Bayağı bir kalabalık. Yukarı kadar gidemeyeceğim. Diğer arka sokaklarda dolu. Oylarını kullananlar geri dönüyor. Selamünaleyküm. Arkadaşlar şimdi yanıma İlknur da geldi. Dediğim gibi burada bir takipçimi gördüm ama kameralara çıkmak istemiyor. Kendisine buradan selam söylememi istedi. Sariye bacıma buradan selamlar, sevgiler. Eşiyle beraber burada. Gelip oylarını kullanlar. İnşallah vatana, millete hayırlı uğurlu olsun. İlknur'u da bu ablanın yanına verdim işte. Allah razı olsun. İlknur ta arkalardaydı. Bir de ben şaybe tuttum. Evet, bir de beli ağrısı. Aynen öyle. Buradan tekrardan selamlar ablacığım. Yanımda ama ben yine göndereyim. Evet, oylarımızı kullandık. Devletimize, milletimize, vatanımıza inşallah hayırlı olsun. Buradan Saniye bacımla da vedalaştık. Saniye mi, Sariye mi? Sariye. Biliyorum, birçok takipçim vardı. Birkaç tanesi yine yanıma geldi. Çünkü oradan geçerken hep bana baktılar ama yanıma gelmediniz sen bacım. Evet biliyorum, sen beni gördün ama gelmedin. Buradan beni görenlere, yanıma gelmeyenlere, gelenlere, sessiz takipçilerime, yorum yazanlara, beni takip edenlere hepinize kucak dolusu selamlar, sevgiler, saygılar. Telefonumu aldı. Kim aldı telefonunu? İçeride. Tabii ki alırlar. Şöyle güzel bir resim atayım dedim ama şaka diyor. Çekmedim de. Çekenler var ya, biliyor musun? Çift var. Telefonla gidiyorlarmış. Yani acaba kim onlar? Kim acaba onlar İlknur? Hem de abi dedi, cezası var dedi, hem oyunuz dedi, kabul edilmiyor. Oyun kabul edilmiyor. Anladım. Yok. Hem de cezası var dedi. Oyumu da riske sokmadım, kendimi de riske sokmadım. Evet. Gereksiz, çocuksuz hareket gerek yok. Gerek yok, aynen öyle. Böyle arkadaşlar, bakın. Ama güzel yaşlılara, engellilere saygıları böyle var diyeyim veya güzel muamele mi ediyorlar? Yani şey ediyorlar, yani öne alıyorlar, bekletmiyorlar, oturtuyorlar. Ben Hüseyin'le gittim ya arabayla. Direkt yanıma geldi bir görevli, genç bir Hüseyin gibi birisi. Dedi ki ne hayırdır kardeş, niye burada durdun? Hüseyin de dedi ki annemi getirdim dedi. Ben de dedim engelliyim dedim. Ben öne geçmek istiyorum. Böbrek nakilliyim. Tamam teyze dedi. Hüseyin'in yaşıtı kızım. Beni de herkes abla diyor. Olsun. Herkese. Aynen. Olsun, bir şey yok. Saygıdan ileri gelen bir şey. Evet. Eşim de var yanımda dedim. Bir de kızım dedim. Kızın olmaz ama dedi. Eşini refakatçi olarak alabiliriz dedi. Ve İbo ile beraber gittik, kullandık. Sağ olsun Sariye bacımı da gördüm. O da bayağı kapıya yakındı. İlk burada oraya koydum. Ama o da sanki böyle Hızır gibi yetişti. Valla zaten ben çaybeden duramadım. Bayağı bir belim ağrıdı. Ay canım. İçimden benim dedim ki ne Allah'ım çok fena ağrı benim. Daha ne kadar sürecek? Daha halbuki bir sürü kişi vardı İlknur, biliyor musun? Evet. En arkadaydı. Böyle söyleyeyim. Kavga arayanlar falan da çok vardı. Evet. Şeyde mi? Konsoloslukta mı? Evet. Aa, ben duymadım, bilmiyorum. Yok, dışarıda bekleyenler yani böyle birbirini şey yapsınlar diye, hatta ne olduklarını iki taraflar diye birbirini göstermek için şeyler çok vardı. Öyle mi? Aynen. Yazık. Gerçi bu sosyal medyada görüyorum. Yazık, gereksiz bir şey. At kavga yapanlar, yumruklaşanlar aynen. Çok. Aynen. Gereksiz, at oyunu oraya. Hı. Kutudan ne çıkıyorsa ona aminle diyeceksin. Aynen. At oyunu da yani öyle gereksiz şeylere yok. Evet. Yani gereksiz. Hani ne olduğunu belli etmene gerek yok, değil mi? Yani. Sonuçta kapalı zarfın içine koyuyorsun. Oradan her şey çıkar. Aynen yani. Öyle. Git arkadaşından konuş ne kimi suçun diye. Aynen. Ama orada evet. Yarım saat 45 dakika sürdü hepsi. Evet, ben hafta içi gelecektim arkadaşlar. Ama siz de çabuk oldu çünkü siz şeydiniz. Neydik? Yani sizi öne aldı diye. Evet. Aslında şimdi siz daha beni bekleyecektiniz, benim o kadın. Evet. Sariye bacım yetişti. Allah razı olsun. Gördün mü? Aynen. Eşiyle de konuştum. Evet, eşi de yanındaydı. Buradan tekrardan selamlar, sevgiler. Böyle arkadaşlar, bizler şimdi gidiyoruz. Esasında bugün saat 9. Aynen. Dışarısı daha aydınlık. İbo bizi farklı bir yerlere götürse. Olur. Evet, bu İbo. Mesela bizim garaja götürelim. Garajda ne yapacağız? Arabayı mı park edeceğiz? Çay içmeye bir yerlere gitsek. Dışarıda içelim. İçelim. Hadi vallahi. Gel nerede? Bizim balkonda. He? Demle çay çıkalım, balkona içelim, dışarıda içelim. Doğru dedin İbo, haklısın. Evet, bizim İbo öyle düşünüyor arkadaşlar. Eğer ki ben derim ya dışarıda yiyelim veya bir şeyler içelim, tamam der karı, sen yap yemekleri hazırla, bir şeyler işte pasta, kek, yemek, çay demle, çıkalım balkonda yiyip içelim. Dışarı diyorsun ya. Allah. Aynı yanlış o hesap. Olan da burada. Hiç. Doğru söylüyor. Arız bir yerlerde oturup içeriz bir şeyler. Yok canım, bu saatte bilmiyorum neresi açık ki. Bakarız. Zaten ben burada doğru düzgün çay içilen yer de bilmiyorum, biliyor musun? Var, orada gençler çok takılıyor. Hı-hı. Burada bir şey vardı, bu işte en şanslı camlı Yeşilçam mı ne? Ha, Yeşilçam'dı İlknur o. Aynen. Ama sonradan alkollü yere dönüştü o. Hmm. Ondan sonra kapandı zaten. Evet. Yani. Önceden aile yeriydi, sonra alkol sattılar. Hmm. Ben bir tek şeyi biliyorum işte, Steindam'da var. Her iki yer var, doğru. Hmm. Var. Aynen. Öyle Türkiye'miz gibi değildi bu her yerde. Mesela bakın şeyler kapalı saat 9 ama çoğu yerler kapalı. Aynen. Değil mi? Kiosklar açık. Kioskta ne? Kiosk, küçük bakkal da olmasa. Büfe. Aynen, sigara büfe. Evet, doğru. Büfe. Büfeler açık. Kiosk büfe demek. Onlar açık. Evet, neyse arkadaşlar, ben de videomu kapatayım. Bizler bilmiyorum nereye takılacağız. Eğer bir yere takılırsak da illaki bu videoma yer veririm. Küçük kareler paylaşırım ama şimdilik videomu kapatayım. Bizleri izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Her şeyden önce oy kullanmayan arkadaşlarımız varsa, vatandaşlarımız, milletimiz varsa sandıklara gidelim. Oylarımızı kullanalım. Türkiye'miz için, vatanımız, milletimiz için oylarımızı kullanalım, hakkımızı değerlendirelim, boş geçmeyelim, es geçmeyelim arkadaşlar. Kullandığımız oylarda inşallah sandıklar açıldıktan sonra inşallah vatanımıza, milletimize hayırlısı olur. Böyle yani, kısacası böyle. Uzun lafın kısası. Bizleri izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Bir başka videomuzda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.